Az önce belirttiğimiz gibi işte etin nar gibi kızartılışına büryan diyoruz. Etlerimiz nar gibi kızarmış, lokum gibi pişmiş ve şu anda az da dağılır bir vaziyette almış. Bunu birazdan servise sunacağız bunu. Etlerimiz yaklaşık olarak 2 saat 15 dakika tandırda bekledi ve tamamıyla buharla pişti. Asırlardan beri bu gelenek böyle gelmiş ve en güzel bir şekilde de müşterimize sunmamız için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Ve en püf noktası işte bunun buharla pişmesidir. Ve attığımız etler de 100 kilo etten sadece 4'te 3'ü fire vermiş. Yani bunun yağları hepsi akmış. Sadece kendisine özgü bir et kalmış yani. Dördüncü nesil olarak bu işi yapmaktayız ve gün geçtikçe büryan kebabımıza rağbet artıyor. Bilindiği üzere 2003 yılında da patent endüstrisi tarafından yapılan alıştırmalar sonucunda patenti hak kazanmış ilimiz, Siirt ilimiz ve büryan kebabı şu anda ana vatanı Siirt'indir. Tabii ülke genelinde olsun ve yurt dışında olsun çeşitli hemşerilerimiz var orada. Bu hemşerilerimiz de bazen büryan büryan istiyorlar bizden, talep ediyorlar. Biz de temin etmek için işte kargolarla olsun ve hatta otobüslerle olsun bunları onlara gönderebilmek için elimizden gelen bütün imkanları seferber edip bu lezzeti onlara da tattırıyoruz. Yani gün geçtikçe size anlatmak istediğim büryana rağbet artıyor. Şimdi misalen geçen gün bizim bir müşteri vardı. Orada ailesi Almanya'da yaşayan bir müşterimizdi. Sabahın 8'inde buradan büryan aldı. Ve İstanbul aktarmalı uçakla İstanbul'a gitti. İstanbul'dan da Almanya'ya gitti ve oradan akşam bizi aradı. Çok teşekkür etti. Bu eşsiz lezzeti Almanya'da yiyen hemşerilerimiz de oldu. Ondan sonra geçen gün Afrika'ya gönderdik. Buradan gelen bir yine hemşerimiz vardı. Orada inşaat mühendisliği yapıyordu. Ona da gönderdik. Yani bu eşsiz lezzeti tadan bence bundan vazgeçmeyip müptalası oluyor. Büryan kebabımız özellikle sabah kahvaltısında ve öğle yemeğinde tüketilen bir yemektir. Ve bir sloganımız var. Gerçekten milleti yani Siirt halkını, Siirt hemşerilerimizi uykudan feragat ettiren lezzet diye anılıyor. Biz bunu asırlardan beri hiç taviz vermeden sabah saat 5'te kahvaltıya servise sunmaya devam ediyoruz. Büryan çok lezzetli. Her sabah geliyorum. Yiyorum sabahları saat 6'da. Beni tok tutuyor. Çok lezzetli. Bu tattan vazgeçemiyorum. Yani herkesin yemesini tavsiye ediyorum. Bildiğiniz gibi Türk mutfağının seçkin lezzetlerinden olan büryan kebabı memleketimizde bir marka olmasıdır. Her sabah mümkün bir mertebe en az bir defa yemeye çalışıyoruz. Ve diyoruz ki büryan keyif verir, mutluluk yaşatırır. Bütün halkımıza, insanlara öneriyoruz. Thank you.
Enes gel beni öpür, kaç beni. Gel. Her gün Bürcan diyorsun. Eskiye fiyatlarının gevreye başladığı bir süre. Gelecekte çok yüksek enflasyonu sebep olabilecek şekilde bugün de fiyatları yüksek olarak belirli bir maliyet kanalından gelen baskı var. Enerji kurumundan gelen baskı var. Doğru. Asgari ücret tarafındaki artışlar yansıyor doğru ama totalde baktığımızda bazı ürün gruplarındaki fiyat artışlarını sadece bunu